Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Endeks günü, haftanın 4. açılış gününü, yani 15 Temmuz dolayısıyla 3 defa açıldı ama bu hafta 4. gününü 0.05 pozitif tamamladı. 150 milyarın üzerinde bir işlem hacmi vardı arkadaşlar. 152 milyar 557 milyon oldukça büyük bir işlem hacmi söz konusu. Evet sevgili dostlar, şimdi sizlere saat 18.11'de Kızılbülük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin yayınlamış olduğu sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulunacağım. Sermaye arttırma hakkında 300 milyonluk sermayesini şirket 1 milyar 200 milyona çıkarmak istiyor. %300 oranında bedel sermaye arttırımına gidecek. 7. ayın 18'inde yönetim kurulu bu kararı almış. Şunu da belirtelim. Bugün ayrıca şirketin bedel sermaye arttırımı kararını SPK'ya da taşıdığını hatırlatalım. Yani SPK'ya da iş taşındı bugün. Artık SPK'nın dosya SPK'nın masasında ve bu akşam da Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir bülten yayınlaması bekleniyor yatırımcılar tarafından. Çünkü birçok bedelsiz sırası bekliyor ve bu bedelsizlerden birisi bunlar olabilir. Evet, %300 oranında bir bedel sermaye arttırımı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi bugün yeni bir kamuya aydınlatma platformu olarak bizlere duyurmuş gözüküyor. Şirket günü 5.78 pozitif tamamladı arkadaşlar. Özellikle akşam seansında çok böyle aşağılarda olan hisse bir anda net bir şekilde 17.05'te 24.5'tan 26.5'a 27'ye doğru çıktı. Evet, 26.5'a doğru çıktı. Daha sonra bir satış yedi tekrar ve 26'dan kapattı. Günü %5.78 pozitiflik var. Son 5 günde %3.92 pozitif, son 1 ayda %8.79 pozitif Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve bugün %300 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı ve SPK'ya başvuru yaptı. Bakalım SPK nasıl karar verecek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.